Tokat'tan herkese merhaba arkadaşlar. Hazır Amasya'ya gelmişken bir Tokat'ı da anlatmamak, orayı çekmemek olmazdı. Mini bir Tokat videosu olacak arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Zaten Tokat şehir merkezi küçük bir yer ama birçok tarihi mekana ev sahipliği yapan güzel bir meydanı var. Hemen heybetli Tokat Kalesi de karşımızda, bize bakıyor zaten. Tokat Müzesi ile başlayacağız. Ondan sonra bu civardaki bütün medreseleri, camileri, müzeleri gezmeye çalışacağız. Sonrasında muhteşem bir gastronomi deneyimimiz olacak. Bu video küçük ama dolu dolu olacak. Benimle kalmaya devam edin. O zaman hazırsanız bu Osmanlı ve Selçuklu'nun muhteşem şehriyle videolarımıza başlıyoruz. Tokat'ta görmeniz gereken ilk mekan arkadaşlar, arkamda gördüğünüz Tokat Müzesi, Kent Müzesi burası. Kent Müzesi demek ne demek? Şöyle anlatayım. Birçok şehirde size anlatmıştım. Kentin geçmişini, geleneklerini, göreneklerini, zanaatlarının sergilendiği müze. Yepyeni de bir müze yapmışlar. Şu anda giriş ücretsiz bu müzeye. Belediyeye ait bir müze. Arkamda gördüğünüz yapı 3 katlı. Giriş katından son katına kadar ya da en alt katında Tokat'ın zanaatkarlarının, işte el sanatlarının ya da geçmişiyle ilgili önemli figürlerin tasvirlerini görüyorsunuz. Güzel canlandırmalar da yapılmış. Balmumu heykelleriyle süslenmiş. Bütün o el işlemeciliğiyle ilgili ya da yapılan bütün zanaatlarla ilgili bilgileri alabiliyorsunuz. İçeride dediğim gibi görüntü kötü olduğu için, yani ışık kötü olduğu için ben dışarıdan anlatmak istedim. Zaten görüntüleri gördünüz. Sonra da artık hemen bu civardaki 5-6 tane önemli eseri gezmeye devam edeceğiz. Arkamda bulunan tarihi yapı Anadolu'nun ilk Türk İslam Üniversitesi olan Yağbasan Medresesi arkadaşlar. Bu yapı artık Türk İslam Tarihi ve Bilim Müzesi olarak hizmet verecek yakında. Şu an restorasyon olduğu için kapalı. Çok güzel bir kubbesi var. Hatta bir fotoğraf gördüm, o kubbenin altında harika bir Türk İslam eserini, daha sonra bir bilimsel bir eseri sergilemişler. Hemen zaten Kent Müzesi'nin yanında bulunuyor. Şimdi buradan sonra da diğer o mekanlara doğru devam edeceğiz. Şimdi size şehrin ikonik bir noktasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz şu uzaktaki kale, Tokat Kalesi. Şehrin en ikonik mekanı ve Tokat'ın simgesi diyebiliriz. Bu kale milattan sonra 5. ya da 6. yüzyıllara dayanan bir geçmişi var ama tam olarak kimler tarafından yapıldığı bilinmiyor. Sonrasında sırasıyla Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular, Osmanlılar bu kalede hakimiyet sürdürmüşler şehir fethettikçe. Şehrin en görkemli noktasında, tüm şehri hakim bir noktada bulunuyor ve oraya çıkarsanız bu güzel şehri yüksek bir yerden gözleme ve izleme imkanı bulabilirsiniz. En önemli özelliği de 2. Vlad, yani Drakula olarak bilinen Vlad'ın bu kalede tutsak edildi, esir edildi biliniyor. Biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet döneminde çok sıkıntılar yaşanmış olan bir Romanya kralıydı aslında kendisi. Hatta Drakula, işte bizim askerlerimizi kaza oturtmasıyla da Drakula olarak biliniyor. Böyle eğer vaktiniz varsa kalede çıkmanızı tavsiye ederim. Ben de böyle şimdi devenin üzerinden kalkıp yoluma devam edeceğim. Her şehrin bir ulu camisi vardır arkadaşlar. Tokat'ta da bir ulu cami var. Bu ulu cami hemen Tokat Kalesi'nin eteklerinde bulunuyor. 12. yüzyılda Danişmentler tarafından yapılmış ancak 1679 yılında Avcı Mehmet tarafından bu cami yenilenmiş. Yeni, daha yeni bir minaresi var ama cami dikdörtgen mimarisiyle yapılmış bir cami. İçeride zaten görüntüleri gördünüz şu anda. Eğer hani bu kale bölgesindeyseniz burayı da görmenizi tavsiye ederim. Çünkü arkamda gördüğünüz eser yaklaşık 500 yıllık bir eser. Anadolu'daki birçok şehirde bu tarz kadim ulu camileri görmeniz de mümkün. Şimdi bakalım başka nereler var. Şimdi arkadaşlar, Tokat gerçekten çok eski ve kadim bir şehir. Zaten eski tarafları gezdiğiniz zaman her köşe başında, mesela arkamda gördüğünüz gibi, ya bir mescit, ya bir mezar, ya bir cami, ya da herhangi bir tarihsel görebiliyorsunuz. Çeşme falan da görebiliyorsunuz. Evlerin arasında böyle gizlenmiş çok güzel eserler de var. Ama Tokat merkez çok küçük. Asıl Tokat'ın en ünlü olduğu yerler, ilçeleri, Zile, Niksar, Erbaa gibi ilçeleri çok meşhur, çok güzel. Ve bunun dışında doğal mekanları da inanamayacağınız kadar görülmesi gereken, mesela Ballıca mağaraları görmeniz gereken en önemli mekanlardan. Buyur hocam. Merhaba. Merhaba. İsminizi var mı çekiyorum? Tokat'ı anlatıyoruz. Tarihi mekanları. Burası tam tarihi bölge. Evet, güzel. 900 adımda 900 tane tarihi eser var burada. 900 adımda 900 tarihi eser. 900 tarihi eser burada. Ali Paşa'dan yukarıya kadar. Ali Paşa'dan yukarıya kadar. Yukarıya kadar. Burası İpek Kurdu'ya geçiyor. Hı hı.
hanlar, hamamlar, camiler. Burada yani Türkiye'nin en fazla tarih eser olan yer. Yoğunluk olarak en fazla burada. Evet. İyi, bak bu bilgiyi de abimizden öğrenmiş olduk. Çok yani, güzel bir dil. Burayı Tokatlı olarak ben Türkiye'mizden, yurt dışından herkesin gelip burayı görmesini tavsiye ederim. İşte amacımız da o. Biz evet. Anlatalım ki insanlar evet. Gelsinler. Bir de buranın Ballıca Mağarası var. Evet, saydım az önce. Niksar'ı var, Erbaş'ı var. Ballıca Mağarası dünyanın 7. harikası. Evet, bu sefer gidemedik ama inşallah bir dahakine evet. Gideceğim oraya da. Tokat Kalesi meşhur. Kazıklı Volvo'nun Fatih Sultan Mehmet'in buraya gönderip de esir ettiği burada ölmüş. Evet, anlattım. Çok teşekkür ederim. Evet. Güzel bilgilerdi. Kolay gelsin, sağ olun. Şimdi diğer mekanlara doğru devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, az önce arkadaş da anlatmıştı. Gerçekten inanılmaz bir yoğunluk var. Yani bulunduğum alanda dikkat ederseniz sürekli geziyorum ama sağında, solunda, arkasında, önünde o kadar çok Osmanlı ve Selçuk döneminden kalma eser var ki. Yani mescitler, hanlar, hamamlar, çeşmeler, hatta burası zamanında ecdat buraya 6 kilometre ilerideki Kızılırmak'ın kolu olan Aksu'dan buraya bir kanallar çekmişler. Hatta bu kanalların bazıları 2 tane at arabasının genişliğinde kalan kanallarmış. Bu da Tokat'ın ne kadar önemli bir kanalizasyon sisteminin, su sulama sisteminin olduğunu gösteriyor. Ve bu yukarıdaki tesise su getirilmiş, ondan sonra bu gördüğümüz bütün hanlara, mescitlere bu su buradan verilmiş. O yüzden de bu gördüğünüz sokağın ismi de Sulu Sokak ya da bu bölgenin ismi Sulu Sokak diye geçiyor. Arkamda gördüğünüz han da şu anda restorasyonda olduğu için gösteremeyeceğim size arkadaşlar. Bu han Deveciler Hanı. Buranın şöyle bir özelliği var. Zamanında buraya gelen Fransız ünlü bir alim demiş ki hayatımda bu kadar güzel kişisel odaları olan bir han görmemiştim demiş. Çünkü içerideki her bir odanın kendine ait bir şöminesi varmış, kendine ait böyle taşlı odalapları varmış. O yüzden o kadar gezen bir adamın bundan daha iyi bir han görmediğini söylediği yazılarında mevcutmuş. O yüzden bu arkamda gördüğünüz şu anda restorasyon olan hanın böyle bir özelliği var. İnşallah siz yine geldiğiniz zaman açılır. Çünkü şu anda pek çok mekan burada restorasyon altında. Şimdi eğer görebilirsek Sulu Han'a doğru devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar çok ilginç bir yerdeyim. Burası Türkiye'de görüp görebileceğiniz ilk genel tuvalet, umumi tuvalet arkadaşlar. Şeyh Tusi tarafından yaptırılmış olan bu 14. yüzyıl eserinde o zamanki tuvalet kültürünün nasıl olduğunu, umumi tuvaletin nasıl olduğunu bu gördüğünüz küçük yerde görebilirsiniz. Zamanında burası birçok amaçla kullanılmış ama artık yeni ve doğru adımlarla o eski kimliği kazandırılmış. Bakın hani çok doğru güzel olmayacak ama şurada gördüğünüz gibi tuvaletleri görebiliyorsunuz. Atatürk'e tuvaletler. Hani Roma'ya gidenler bilir, Roma'nın dört bir yanında böyle Roma tuvaletleri vardır ama onlar biraz daha alafranga dediğimiz o eski tip, yaygın tip tuvaletlerdir ama bu tarz bir tuvaleti, bu amaçla kullanılan tek tuvalet Tokat'ta. Bunu da size gösterdikten sonra diğer mekanlara doğru devam ediyorum. Ve çok güzel bir sokağa geldim arkadaşlar. Şu anda bulunduğum bu güzel kahverengi beyaz tonlu evlerin bulunduğu sokak Yahudi Sokağı arkadaşlar. Burada artık restorasyonlarla birlikte gördüğünüz gibi çok güzel bir sokak yapılmış. Böyle yokuş aşağı iniyorsunuz. Hatta böyle su kanalları falan bile çok orijinal yapılmış. Birçok han, butik otel ve restoran da bu sokak boyunca devam ediyor. Tokat merkezdeki de işte bu görülmesi gereken bir kale içi tarzı evlerin olduğu yerde burası. Hatta şu güzelliğe bakar mısınız? Çok da güzel bir şirin bina var arkadaşlar burada. İşte dediğim gibi görülmesi gereken bir şehir diye boşuna söylemiyoruz. Çünkü o kadar yoğun bir tarihi eser var ki yani bizi şu anda büyüledi. Şimdi Yazmacılar Hanı'na doğru devam ediyoruz. Bakalım oraya bizi nasıl bir sürpriz bekleyecek. Bakın şu an Yazmacılar Hanı'nda bir güzel bir harita var arkadaşlar. Buranın yoğunluğunu size göstermek istiyorum. Şu anda işaretlenmiş 80 tane eser. Buradasınız dediğimiz alanın hemen çevresinde bulunuyor. Yani yaklaşık bir 400-500 metre çapında bütün eserleri görebiliyorsunuz. Yani bir günde burayı çok rahat bitirebilirsiniz. Şimdi Yazmacılar Hanı'nda bakalım neler var. Anadolu'daki en büyük hanlardan bir tanesinin Tokat'ta olduğunu nasıl söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer Taş Han. Burası da yine şehrin merkezinde bulunan görkemli yapılardan bir tanesi. 16. yüzyıldan itibaren Tokat Voyvodalık
unvanına sahip olan bir yerdi ve burası da Voyolaların şehre kazandırdığı eserlerden bir tanesi. Bu şu anda da tipik Türkiye'deki diğer şehirlerde gördüğünüz gibi restoranların, kafelerin, hediyelik eşyacıların bulunduğu, alışveriş yapabileceğiniz güzel bir han olmuş. Tabii ki eminim ki yaz ayları geldiği zaman burası çok daha güzel olacaktır. Şimdi burayı da anlattıktan sonra artık yavaş yavaş Tokat gezimizin sonuna geleceğiz. Bakalım buradan sonra bizi neresi bekliyor? Şimdi arkadaşlar Tokat'a gelince ne alacağım diye merak ediyorsanız tabii ki zile pekmeziyle başlayabiliriz. Şu anda gördüğünüz bakın şu zile pekmezi Tokat'ın en ünlü gıdalarından, yöresel ürünlerinden. Tabii ki bunun cevizlisi, pekmezli, katı pekmez gibi birçok çeşitleri var. Ama zile pekmezinin orijini şu gördüğünüz oluyor. Onun dışında Tokat'ın kendi ekmeği var. Onun dışında asma yaprağı birçok Osmanlı mutfağında vazgeçilmez ögelerden bir tanesi de asma yaprağıdır arkadaşlar. Yine şehirde böyle vakumlu ya da bu tarz paketlerin içine yine alabiliyorsunuz. Onun dışında yine çemen var. Çemeni de burada alabilirsiniz. Köme var, birçok şey var. Tokat yöresel ürünler arasında gerçekten zengin bir şehrimiz. Şehrin birçok noktasında bu tarz ürünleri alabilirsiniz diyoruz. Ve ben de alışverişimi yaptıktan sonra yoluma devam ediyorum. Nasıl? Geldiniz mi? Eraslan kuma hocam. Eliniz bata bata yiyorsunuz ama tadımızın cevizi sucuğu. Sen güzel. Cevizi sucuk. Çok beğendim. İpi yedim. Biliyorum size çok gastronomi tavsiyesi verememiştim ama şunları Tokat'a gelmişken anlatmak istiyorum. Birazdan alayım. Şöyle bir bat diye bir kültürleri var. Gördüğünüz gibi asma. Tokat'ın asma yaprağı çok meşhurdur arkadaşlar. Asma yaprağının içerisinde böyle mercimekli, içinde birçok farklı ürünün de olduğu artık salata diyelim ya da bir yemek de diyebilirim. Böyle kızarmış ekmekle, Tokat ekmeğiyle yiyorsunuz. Aynı zamanda da kızılcık şerbeti de var. Tokat'a gelirseniz gastronomi açısından bu tarz ürünleri deneyebilirsiniz. Birazdan da ana yemek gelecek. O zaman tekrar anlatacağım size. Ve ana yemek geldi arkadaşlar. Bu da kuzu peynirli pilav. Hani pilav muhtemelen peynirli. Bu da güzel bir kuzu eti. Tokat gerçekten gastronomi anlamında zengin bir şehrimiz. Şu an iki de elimde doğru olduğu için kesemiyorum. Ama etin çok iyi olduğunu size garanti edebilirim. Artık uzatmadan yemeğe gömülme zamanı. Ve Tokat videomuzun sonuna gelirken son mekanla sizi tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz köprü Hıdırlık Köprüsü. Burası Selçuklu eseri ve 13. yüzyıldan kalma. 2. Giyasettin Kevrüsev 3 çocuğunu barıştırmak için bu köprüyü inşa etmiş. Yapılan restorasyonlarından sonra da burada güzel bir çevre düzenlemesi de yapılmış. Hemen gördüğünüz gibi arkamda da bir tane millet kıraathanesi var. Ama daha önce ne diye kullanıldığını bilmiyorum. Ne de diyelim, bu güzel Osmanlı ve Selçuklu şehrini gezdik. Çok kısa bir tur oldu. Güzel bir gastronomi tavsiyesi de öğrenmiş oldunuz. Ve artık burada da bu bölgedeki, yani Orta Karadeniz bölgesindeki turumu da tamamlamış oluyorum. İleriki rotalarda tekrar görüşmek üzere. Benimle kalmaya devam edin. Bye.